Kıymetli dostlar, ahlakı muhteşem bir kul, kulluğu muhteşem bir Resul olan Efendimiz Aleyhisselam'ın günü bizim gibi 24 saatten oluşuyordu. Ama bizden bir farkı var, o zamanını planlama yaparak yaşıyordu. Mustafa Beyciğim, ben 29 tane sertifikaya sahibim, hala da sürekli okuyorum her fırsatta. O 29 sertifikadan bir tanesinde etkili zaman yönetimi diye bir ders aldım. Etkili zaman yönetimine baktım, bir sürü teknikler var. İşte Pareto ilkesi var. %20'sini başarılı yaparsan %80'ini kurtarır. Pomodoro ilkesi var. İşte sizin yapmış olduğunuz çalışma 25'er dakikada bir oluşturuyorsunuz vesaire. Bütün bu tekniklere baktım. Beni birisine götürdü. Ya meğerse Muhammed Aleyhisselam bu tekniklerin hepsinin toplanmış halini yapıyormuş. Yani ben A ilkesi, B tekniği, C yöntemi diye kitap kitap, ders ders soluklarken en muhteşem zaman yönetimini yapanın Muhammed Aleyhisselam olduğunu kaçırıyormuşum. Etkili zaman yönetiminde bakıyorum ki benim peygamberim Aleyhisselam 24 saati kendi nefsinde 3'e, ailesinin içerisinde 3'e, çarşıda pazarda 3'e, devlet işlerinde 3'e, yemekte içmekte bile 3'e ayırıyor. Ve böyle yaptığı için bana bir türlü yetmiyor zaman ama ona yetiyor. Biz kurslarda okurken bize hocalarımızın meşhur bir tabiri vardı. Ecdat döneminden kalma. Saat 10 yatağa kon, saat 3 yataktan uç diye. Tabii bu zamanda bunu uygulamak zor. Aynen. İşte bu 24 saat özetle bir şey dikkatimizi çekiyor. Allah Resulü Aleyhisselam mübarek gününü namazlara endeksli yapıyor. Namazlara endeksli yaptığı için zaman ona dolup taşıyor. Biz zamansızlık şikayetinde bulunuyoruz. Çünkü iki şey karar veremiyor. Bir keyfim, bir de kahyası. Keyfimle kahyası karar veremediği için vaktimi hiçbir şeye yetiştiremiyorum. Bahaneler hakikatlerimin önüne geçiyor. Allah Resulü çarşıya giderken dua ediyor, yemek yerken dua ediyor.